Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bak, 12'ye 20 var. 18. 5 geçi bitiyoruz. Tamam mı? 22 dakika. Allah'ın Celle Celaluhu en büyük merhameti, en büyük merhameti seni hiçlikten yaratmasıdır. Yoktu. Değil mi? Varlığa çıkarttı seni. Başka. Cümle cümle okuyor. Tenkit hırsı insana körlük veriyor. Tenkit insanı kör eder. Körlük veriyor. Hep halişte yaşıyor insan. Kendisini hep unutur. Hep kusur arar ya. Hiç burada değil, hep orada. Hazreti Ali Efendimiz mi demişti abi? Tenkit bir de buradan bak. Evet. Nasıl demiş? Tenkit etmek yani bir de buradan bak, bu taraftan bak. Evet. Tenkit geldiği zaman diyor, men etmek için. Tenkit edeceğin kişiden bak. Mesela tenkit ettiğimiz o kadar şey var ki hakikaten ona, mesela onu nasıl der, nasıl yapar diyoruz. Ya onun senin kadar ilmi yok ki. Körlük işte değil mi abi? Körlük he. Tek yönden bakmak, tek göz. Aslında ikili ilişkilerde bir göz buradadır, bir göz oradadır. Yani o olacaksın, o davranışın, o sözün değerlendireceksin. Çünkü onun mesela diyelim ki misal bir delikanlı veya siz hiç hareket yaptınız. Yani ciddi bir hareket değilse. Yani her şeyde kendim gibi değerlendirsem. Benim yaptığım gibi sizden istesem. Olur mu? He Mehmet? Olmaz. Satranç tahtası. Ne demek? Satranç tahtası. Bilmiyorum satranç, hiç oynamamış. Ne demek o, nasıl oluyor? Kendini onun yerine koyup da... Oynamak, hamle yapmak, he. Tamam. Zulüm damarıyla, garaz damarıyla bunlar istikametli fikrini bozuyormuş. İstikametli fikir ne bozarmış? Zulüm damarı, garaz damarı. İnsan doğru düşünemezmiş. Garaz var ya, bir de zulüm damarı. İnsanı ne yaparmış? Fikrini bozuyormuş bu. Ne? Zulüm damarı ile garaz damarı. Şimdi insanı kör eden iki şey okuyor. İnsanı kör eden tam sana lazım bu şey. Resul. Şu anda söyleyeceğim. Bir daha söyleyeyim. İnsanın fikrini kör eden, fikrini bozan zulüm damarı, garaz damarı. İnsanı kör eden ise cehalet ve gaflet. Ne bana diyor zaten onun için. Ne diyor abi? 13. işaretle bana diyor zaten. İçine zulüm damarıyla diyor. Evet. Oralardan almışım. Nota yani ustad diyor ya. Okuyarak, yazarak diye. Ben de notlar almışım. Şimdi başka bir şey okuyorum. Bazı ilaçları ağızdan, bazı ilaçları kulaktan, bazı ilaçları gözden, bazı ilaçları burundan, bazı ilaçları eliyle, bazı ilaçları düşünmeyle insanın içine girer. Yani eliyle derken yaparak bir şey yapıyorsunuz ya, insana karakter olur. Bak, bazı ilaçlar ağızdan, kulaktan, gözden, burundan, eliyle yaparak girdiği gibi. Bazı ilaçlar da düşünerek ilaç oluyor. Düşünceler ilaçtır. Veya zehirdir. İnsanı zehirleyen zehir değil esas. Zehiri panzehir yapan düşüncelerdir. Panzehiri de zehir yapan düşüncelerdir. Başka bir yer. Hastaya hasta muamelesi edip davranma. Ama beklentin hasta cinsinden olsun, şeye benziyor, çocuğa çocuk gibi davranma ama büyük gibi netice bekleme.
Çocuğa büyükler gibi davran ama çocuk gibi netice bekle. Hastaya hasta muamelesi yapma ama sıhhat bekleme. Yani hastadan beklediğin gibi beklentin olsun. Fakat normal insana davrandığın gibi davran. Hastaya hasta davranma. Bunlar tapu gibi cümleler yani. İşine gelenler var ya. Mesela Alzheimer sahip şu bu hastalar için ve örnek gözü görüyorsunuz. Bak ben bir şey deyince nasıl yapılıyor? Yani hasta diye bakmıyorum. Büyük adam işi biliyor diye cezayı da ortaya koyuyoruz. Mükafatı da koyuyoruz. Ama ondan iyi bir sihatli bir insan gibi davranması beklemiyor. Bakıyorsun 3-5 dakika kalmış iftara yemek yiyor. Bak bir şey demiyor. Oldu diyoruz. Ama davranışım büyük, normal bir insan gibi davranıyor. Ama netice öyle beklemiyor. Kapı ziline bastıktan sonra, zil adabını öğreteceğim şimdi. Kapı ziline bastıktan sonra tam 4 rekat namaz kılana kadar kılacakmış gibi bekle. Çünkü ya tuvalettedir ya namazdadır. Zır 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 yapma. Zır zır bir adam yapar bunu. Zır zır ne ya? Dur ya patladım yani. Hazır ol mu bekliyoruz lan şeyi senin ziline. Bastığın anda hemen biz basacağız ha. Ne biçim adamsın ya? Diyesin gidiyor ya. Namazdayız ya. 4 rekat namaz kılar. Evle mi yani dersen edemiyor. Ya banyodadır. Tuvalettedir. Kadınsa çocuğa hizmet ediyordur. Ya bir şey derdir ya. Zırr zırr nedir ya? Telefon. Toplum için tamam ya öyle mi ya geliyorum. Ya böyle telefon konuşulmaz ya. İki kişi konuşurken beraber konuşuyoruz. Telefonum çalsa he ya. Hayır izin al. Müsaadenle bakabilir mi? Veya bakabilirim demesen de müsaadenle. Bağırarak değil. Kenara geç. İki kişiyle konuşurken telefon çaldı. Telefon almak bunu kale almamak demektir. Bunu tercih etmek demektir. Müsaade aldıktan sonra olur. Hiç kale almadan pat diye telefon açmak buna saygısızlıktır. Tamam. Bekle arkadaşım. Bekle. Yani paldır küldür basılmaz ile ya. Aşka. Aynı ben kürsüden söylediğim ile akrabam cemaati bilmiyor. O zaman söylemiştim, tesir etmemişti. Şimdi dershanede kalınca da aynı şeyi söyledim. Hem tesir etti. Demek şahsi manevinin tesirini gösteriyor. Aynı ben söylüyorum tesir etmiyor. Kürsüden söylüyorum tesir ediyor. Veya dershaneden söylüyorum. Buradan oraya söylüyorum. Aynı şey tesir ediyor. Peki söylediğim aynı. Söyleyen de benim aynı. Niyet farklı. Şahs-ı manevi tesir ediyor. Kelama kuvvet veren müzikleri muhatap bakan maksatı ya. Aynı onun gibi. Yani kelama kuvvet veren makam, maksat, mütekelim ve muhatap. İhtiyarı ve iradesiyle isteyene verilecektir. Sırf ihtiyarı ile isteyene Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarına, ihtiyar ilahiye tabidir. İrade ile isteyene veriliyor, ihtiyarla isteyene ihtiyar ilahiye bağlıdır. Bir şeyin irade ile ihtiyar ile istemek çok farklıdır. Ve şey getirir misin ben sana şey yapayım? 20. defteri getirir misin? 20 ve 22. 20'dir ama garanti olsun diye. İrade nasıl aktif olur? Biz şimdi irademizle hareket ettiğimizi zannediyoruz. Biz irademizle hareket etmiyoruz arkadaşlar. İhtiyarla hareket ediyoruz.
irade nasıl aktif olur? İhtiyarla irade ile istenen her şey veriliyor. Veya daha iyisi veriliyor. İrade ile ihtiyar ile verile isteyenlere ihtiyar ilahiye tabidir. Peki tam tersi olur mu? İrade çok şişip de ihtiyar daha hafif kalıp o da olumsuz oluyor mu? Olumsuz olmaz. Bak şimdi. İhtiyar hazır zamana, irade mazi müstakbel hali. İrade vicdanidir. İhtiyar dimağa aittir. Şimdi iradeyi aktif etme sıralaması. Bu olursa irade devreye girer. İrade devreye girince mutlaka Cenab-ı Hak yaratıyor. Bir, irade nasıl aktif olur? Bu çok önemli. Tamam. Bir, güzel ahlaklı insana ne çıkar? Gel abim. Gel ağır çekeyim. Gel abim. Koy oraya. Eyvallah. Bak güzel ahlaklı insana, güzel ahlaklı ise dışa nasıl çıkar? Güzel fikir verir. Bak güzel ahlaklıya, bak bunu koca yarım günde kulasalandırdım. Ona göre dinleyin. Güzel ahlaklı insana güzel fikir verir ahlak. Güzel fikir her şeyin güzel cihetini gösterir. Her şeyin güzel cihetini gören güzel düşünür. Her şeyin güzel düşünen ise insan, güzel düşünen insan ise kainatı bütün görür. Yani dünya ve ahireti beraber görür. Davranışını ona göre yapar. Yani güzel düşünen insan, düşününce insan kainatı bütün görür. Dünya ve ahiret beraber görür. Bunlar insana tatlı korku ve güzel fikirler verir. Tatlı korkudan ve güzel fikirden insanda merak uyanır. Bu meraktan tılsım sahibine muhabbet neşet eder. Bu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet eder. İşte bu arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. İrade bu sistemden sonra çalışır. İrade neredeydi? Vicdanda. Vicdandan dışarıdan içeriye doğru gidelim. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. İrade vicdandadır kardeşim. Vicdanda. Vicdanı bozuk, vicdanı sapa sağlamış bir insan iradesiyle hareket etmiyor. Bu insanlar yaşadığının farkında değil ki vicdaniyatıyla hareket et. Vicdanda irade var. Neyle hareket ediyoruz biz? Ya sokağa değil. Çoğumuzda biz ihtiyarla hareket ediyoruz. İhtiyar, akli ölçülerle, vicdan ölçülerle yapmıyoruz. İrade böyle çalışır. Bu süreçlerden sonra irade aktif oluyor. O zaman gündelik hayatın boğuşmalarında vicdanı olan irade aktif olmuyor. İşlerimizi cüz-i ihtiyarıyla hallediyoruz gündelik hayatta. İhtiyar neydi? Şu mu o mu? Bu mu bu mu? Hazırı tercih etme. O anda Allah dese ki şu günahı bırak veya şunu bırak ben sana gayb vereceğim cennet. Yani mümkün değil. Çünkü ihtiyar, köy ihtiyariyetinde kalsın kafanıza. İhtiyar gaybı tercih edemez. Ama irade sahibine Allah dese ki bak bunu bırak sana geleceği vereceğim cenneti. İradenin özelliği hazırı gaybla kıyas eder, gaybı tercih edebilir. Onun için ihtiyar sahibi olanlar ahiret esas yapıp yaşayamazlar, yapamazlar. İrade sahipleri olanlar ahireti esas alırlar. Çünkü o irade sahibi olanlar. İrade kolay değil, iradeyi aktif etmek böyledir. Bunu yapınca her irade sahibine irade ettiği veriliyor. Ne diyor? İsteği vereyim. Udunu, estecib lekum.
Vermek istemese de istemek. Ha, demek ki istemeyi irade ile yapılana mutlaka veriliyor. İstemesi ihtiyarla ise ihtiyar ilahiye tabidir. İsteme irade ile yapılıyorsa reddedilmiyor. Bunlar aktif olması lazım. Anladık mı abi, biraz değişik oldu mu şimdi biraz ders? Yoksa da cüz-i irademden vazgeçtim demesi için irade olmak, irade olmak. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Cüz-i ihtiyar diyor o edin sözde dediğim. İhtiyar mı diyor, irade mi? Cüz-i ihtiyar diyor. İrade, iradenin cüz-i olmaz. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Birkaç yerde kullanılıyor da cüz-i iradeyi anlıyor. Cüz-i irade işte usta abilerde kullanılıyor. O da ihtiyar makamında kullanılıyor. İradedir. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçmesi için üst bir birin olması lazım. Evet, üst birim. İhtiyardan vazgeçiyor. İradeden üst, iradenin üstü bir şey yok ki. Mesela Allah'ın subuti sıfatını sayın. Hayat. İlim. İrade. Bak irade varmış. İhtiyar var mı? Yok. Allah'ın subuti sıfatında ihtiyar yoktur. İhtiyar esmada vardır. Sıfatın bir altıdır. İrade basireti aktif ediyor değil mi abi? İrade basireti aktif ediyor. Her şeyin güzel cihetini gör dediniz ya. Evet. İrade sahibi her şeyin güzel cihetini gördüğü için basireti aktif olmuş. Çok harika. Ezberden söylemiyor. Bak şimdi. Vicdana gelelim. Vicdan. Vicdanın en diş, soğan kabuğun en diş tarafında ne var? İrade. Ne yapar bu irade? İbadetullah. İradenin vazifesi ibadetullah. İbadeti yapanın nesi gelişir içsel alemi? Basireti. Basireti gelişir. Hadi beraber yapalım. Vicdanın ikinci tabakasında ne var? Zihin. Zihin. Eylemi nedir? Zihnin eylemi nedir? Marifetullah. Marifetullah sahibi olanın içsel aleminde nesi gelişir? Dirayet. Dirayet. Tamam. Üç. Peki vicdanın üçüncü tabakasında ne var? His. Eyleme nasıl dönüşür? Muhabbetullah. Yani Allah dostlarına dost, düşmana düşman, edille-i şer'i, sünnet-i seniye. Muhabbetullah. Bu sünnet-i seniye, şeriata uyanın içsel aleminde nesi gelişir? Feraseti gelişir. Vicdanın dördüncü mertebesinde ne var? Latife-i Rabbani. Eylemsel ne olur? Müşahadetullah, huzur olur. Tamam. O insanın içsel alemine ne kazandırır? Kemalat. O zaman vicdanı sayıyorum, bunu sayacağım, bunu sayacağım. Vicdan, el diş kabuğunda, irade, zihin, his, latife-i Rabbani, eylemsel, ibadetullah, ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah. İçsel alemdeki kazanımlarımız basiret, dirayet, feraset, kemalat. Ezber söylemiyor. O zaman iradesi aktif olanın basireti aktif olur. Basireti aktif olur. Yani birbirine A eşittir B ise, B eşittir C ise A eşittir C'dir. Bak hepsi böyledir. Bir daha söylüyorum, bunu kitap okuyanlara söylüyorum. Sokaktaki insana değil. Udun estecib lekum. Ne demek? İsteyin vereyim. Vereyim, cevap vereyim. İsteyin. Allah her duaya cevap veriyor. Ya aynısını veriyor, daha iyisini veriyor veya o istediğiniz sana zararlı olduğunu bilir, onu sebap olarak ahirette sana verecektir. Ama irade ile isteyene veriliyor. İhtiyar ile isteyene irade-i ilahiye tabidir. İhtiyar ilahiye tabi şey, ihtiyar ilahiye tabidir. İradeyi gördünüz mü? Kaç tane mertebe? İradeyi de nasıl istiyor? Bir tane misal versin abi. Güzel ahlaklı insan, yani ben irade nasıl aktif oluyor onu anlattım. Yani güzel ahlaklı insan güzel fikir üretir. Güzel fikir sahibi olur. Güzel fikir sahibi olanı her şeyin güzelliğini gösterir. Bak iradeyi nasıl aktif edeceğim. Her şeyin güzel cihetini görür. Her şeyin güzel cihetini gören, güzel düşünür. Güzel düşünen insan da dünya ve ahireti bir bütün görür.
Dünya ve ahireti bir bütün gören de insanda, ahireti de dünyada beraber gördüğü için tatlı bir korku, güzel bir fikir sahibi olur. Tatlı korku ve güzel fikir sahibi insan da bu kainatın sahibini ve insandaki takip ettiği gayeyi merak eder. Bu meraktan bu kainat ve insan ilişkisindeki tılsım sahibine bir muhabbet neşet eder. Bu muhabbetten de tılsımı açmak, yani insanı açmak, kendini tanımlamak arzusu insanda neşet eder. Kendini, insan tılsım nedir? En büyük sır kimin? İnsanın en büyük sırrı kimdir? Kendisidir. Allah bile beni tanımadan önce kendini tanı diyor. İnsanın kendisinin sırrı, bir insanın sırrı kimdir? Kendisidir. Bir insanı keşfedeceği bir memleket varsa da kendisidir. Seyahat edeceği varsa da kendisidir. Lezzet alacağı bir yer varsa da kendisidir. Bu kainat, Allah, kainat, insan, bu üçgeni tılsım. Tılsım nedir diye soracaksınız değil mi? Ben de uğraştım ona. Tılsımı buldum, Allah nasip etti. Doğru mu? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Neyse şunu bitireyim. Tılsım sahibi, yani şu insan sırlarla dolu, bu insanın sahibini muhabbet ediyor. İnsan merak ediyor. Vay be, beni nasıl düşünmüş ya? Tamam mı? Öyle bir sistem ki insan kendi kendisini merak ediyor en çok. Bu sefer buna ait bir muhabbet neşet ediyor. Tamam mı? Bu arzudan, yani ben bu kendimle kendimi ve kendimle onu bir açayım, onu bir varayım, o nasıl bir Zat-ı Zülcelal'dır diye onu razı edecek, onu memnun edecek, ona varacak yolları, yöntemleri aramaya kalkar. Aramaya kalktığı anda irade aktif oluyor. İrade aktif olması böyle oluyor. Tılsım mesela 258 sözlerde tılsımat-ı Kur'an'ı ile çözülür diyor. 8. sözde o kuyu nasıl değişti? Bak üstte ne var kuyuda? Aşağıda kuyun altında? Ejderha. Hangi dalda takıldı? Bir incir ağacı. Bütün meyveler var. İnciri kemiriyor kökünü. Peki orada nasıl kurtuldu? Neyle? Tılsım ile. Tılsım nedir biliyor musunuz? Tılsımı merak ettim. Allah nasip etti bir sene sonra. Bir sene uğraştım. Ve size şimdi şey gelecek. Ya bu mu ya? Tılsım nedir tılsım? Yani kendimi nasıl açacağım? Kendimi nasıl yöneteceğim? Allah'ı nasıl çözeceğim? Allah'ı ve kendimi, kainatı, tılsımları, yani sırları nasıl çözeceğim? Sırların çözüm yöntemini nasip etti. Bir sene uğraştım. 4 madde okuyacağım. 1. Tılsımın içerisi hüsnü niyet. 2. Tencereye koy bak. Hüsnü niyet. Koy tencereye. Güzel ahlak. Hüsnü zan. Güzel fikir. 4'ünü kat, karıştır. Onun adı tılsım. Tılsım bunlar çözülür. Hüsnü niyet. Güzel ahlak. Hüsnü zan. Güzel fikir. 4'ünü tazamın ediyor. Efendim, tılsım. Biz X konusu abi. Yani o nispetle düşük oluyor. Kaybetmiyoruz. Hani bir tane alana bir tane bedava diyorlar ya trene de. Bir tane eksik olsa iki tane, yani o nispetle olur. Ama tılsımın içeriği bu. Mesela diyor ki, hastalıklarınızı tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi ediniz. Huruf-u mukatta. İşte hangi zeminde çok aktif olur? Huruf-u mukatta çok güzel tesir eder. Güzel ahlakta mesela Elif, Lam, Mim, Ha, Mim, Ayin, Sin, Kaf. Yani herkes okur. Ben de okur, sen de okur. Ama hangisi tesir eder? Şu zeminde söylersen bu kelimeyi çok tesir eder. Güzel ahlaklı insan, hüsnü niyet sahibi insan,
üstü zan sahibi insan, güzel fikirli insanda bu kelam bomba gibi vurur. Bu tılsımın kendisi mi abi, yoksa bulma mı tılsım açılıyor? Bu tılsım, bütünün bütünsel, bunu açıyoruz. Bu tılsımdır. Diyor, Risale'nin yüze yakın din tılsımlarını halve keşfetmiştir diyor. Evet. Değil mi? Haşir meselesi de bir tılsım öyleyse abi. Tılsım. Öyleyse bununla çözülüyor. Bununla çözülüyor. Bununla çözülüyoruz. Güzel ahlak, hüsnü zan Allah'a ve her peygambere nihayetsiz hüsnü zan, güzel fikir ve bir tane de güzel aklın, ahlaktan başka güzel fikir. Dört tane olmasın abi orada. He? Orada güzel ahlaktan hariç dört tane, yani hüsnü zan, hüsnü fikir, hüsnü niyet. Hüsnü niyet okudum. İki, dört tane. Hüsnü niyet. Tamam. Güzel ahlak, hüsnü zan, güzel fikir. Dört. Ben de yazmıştım da, güzel ahlaktan hariç dört tane yazmıştım ben. Onunla güzel ahlakla beş taneydi. Bu o zaman nedir o? Merak ettim. Sayfa kaç? Ben mi eksik abi yazmışım? Hüsnü zan, hüsnü. Bu galiba 30-32 mi şey, sözlerde eksik yazmış olabilirim. Bak yazdım, hüsnü niyet, güzel ahlak, hüsnü zan. Yazayım, nedir hüsnü o? Hüsnü hasret varmış abi. Hüsnü, he? Hasret. Hüsnü? Hasret. Haslet mi? Hı. Ha, haslet. Ona da bakarım, hüsnü. Haslet. Hüsnü haslet. O da mı var? Ben öyle yani, hüsnü niyeti, hüsnü zanlı, hüsnü hasleti, hüsnü fikri. Güzel ve ahlaktan daha yukarı eklemişim ben. Güzel ahlaktan daha mı şey, hüsnü haslet? Güzel ahlaktan sonra geliyordu. Öyle yazmışım ben abi. Tamam. Peki. Şeyi bitmeden söyleyeyim. Bu şekilde maddeler dedik ya, bunların alt maddeleri, mesela güzel ahlakı, buradan da ona devam edebiliriz abi. 8. mesele güzel ahlakın esaslarını sayıyor. İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza, idare, sevabı, ukebi. Yine devam ediyor. Yani alt maddeden ekliyorum. Ha, güzel ahlak mı saydın? Evet, içi dolmuş olur abi. Yani güzel ahlak. O zaman bana bak, o güzel ahlakı, güzel ahlakı bir de söyler misin? Ben dur, bunu şuraya yazayım. Güzel ahlak. İhlas. İhlas. Samimiyet. Bir dakika, samimiyet. Fazilet. Fazilet. Hamiyet. Hamiyet. Fedakarlık. Fedakarlık. Sonra? Rıza-i ilahi. Sevabı uhrevi. Sevabı uhrevi. Başka? Bu kadar abi. Ha, güzel ahlak bu mu? Evet abi. Güzel ahlakın esasları demiş abi. 8. meselenin plası aslında. Esasları. Evet abi. Güzel ahlakın esasları. Harika. 8 tane midir? 7 tane mi? 7 abi. İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı uhrevi. Evet abi. Güzel ahlakın esasları. Esas. Harika. Nasıl her şey oturuyor? Tam onun muhalif, devamında muhalifini de söylüyor. Evet. Güzel ahlak olmasa onun muhalifini söylüyor. Evet. Var mı orada? Devamında var. O zaman güzel ahlakın değil de güzel ahlak değil, kötü suyu ahlak. Suyu ahlak. Onun var mı madde ahlakın? Esasları. Evet. Söyler misin abim? Garaz. Garaz. Menfaat. Menfaat. Sahtekarlık. Hodgamlık. Tasannur. Bu 11. şualarda değil mi ya? Evet abi. Ha, ha, tamam. Sonra? Tasannur, riya. Riya. Rüşvet. Bir dakika, riya. Rüşvet. Aldatmak. Evet. Aldat. Bunlar çok ders yapmışım bunu ya. Evet. O zaman bu şeyin de zemini, onun için suizan. Evet. Tabii suizanın zemini.
suizanın bu zemini aynı zamanda. Ötekisi de hüsnü zannın zemini aynı zamanda. Çok ilginç. Nasıl oturuyor? Çok güzel. Ötekisi, sen tabii on maddeleri yazdın ama bu ne işe yaradığını şimdi güzel oturtmuşsundur resim. Bu tılsımın sistemi. Tılsım denen sistem. Hüsnü niyet, güzel ahlak, hüsnü haslet, hüsnü zan, güzel fikir, bütünsel tılsım. Bunların nispetinde tılsım açılıyor. Tamam. Şimdi saatim geldi bile geçti. Son cümlemi okuyayım. Hadis-i şerif meal icmalisinde kendileriyle oturacağınız en hayırlı kişiler göründüğünde size Allah'ı hatırlatan, konuşması ilminizi artıran ve ameli size ahireti hatırlatandır. İtaat edilen alim ve duyduğunu anlayan, kavrayan dinleyici. Harika. İtaat edilen alim bunlar. Peki dinleyici kim olacak siz? Duyduğunu anlayan, kavrayan dinleyici. Burada kesiyorum. Elhamdülillah bugün ne kazandık? İhtiyarla isteneni ihtiyar ilahiye tabidir. İster verir, ister vermez. Ama mutlaka o da verir. Dünyada ya vermesi, ahirette verir. İrade ile istenilen şeyi veriyor. İrade ile istenilen bir şey. İradenin de altyapılarını okuduk. Ondan sonra tılsımı şey yaptık. Tılsım. Sonra güzel ahlakın esaslarını konuştuk. Suyu ahlakın esaslarını konuştuk. Yani dolayısıyla hüsnü zan ve suizanın zeminini okuduk. Ama güzel ahlakla hüsnü zan, suizan değil. Çünkü zanın temelinde ahlak var zaten. Zanın temelinde ahlak vardır. Çok tuhaftır. Efendim, burada kalıyoruz. Bahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.